Herkese merhaba, ben Tolga Özbek. Görüntülere bakıp otomobil kanalına mı geldik demeyin. Burası tabii ki bir havacılık kanalı. Ama bugün sizlere Alman otomobil devi, spor otomobillerin en sevdiğim tasarımlarından birini yapan Porsche ve Brezilyalı imalatçı Embraer'ın ortak ürünü anlatmak istiyorum. Porsche sadece otomobilleriyle ünlü bir şirket değil. Aynı zamanda yaptığı tasarımlarla farklı alanlarda boy gösteriyor. Saatlerden gözlüğe kadar geniş bir alanda farklı ürünler tasarlıyor. Havacılıkla da ilgileri var. Bir dönem Türk Hava Yolları'nın da kullandığı geniş gövdeli Airbus A310 uçaklarının kokpiti Porsche tarafından tasarlandı. Brezilyalı uçak imalatçısı Embraer, yeni nesil iş jetlerinden Phenom 300'de farklı bir adım attı. Son yıllarda ağırlığını bölgesel uçaklardan iş jetlerine kaydıran Embraer, Porsche ile ortak bir tasarım gerçekleştirdi. Düet olarak adlandırılan bu tasarımda hem Phenom 300 iş jeti hem de Porsche 911 Turbo S modeli ortak çizgilere sahip. Dış renk, koltuk tasarımı ve kabin kaplamalarında iki imalatçının mühendisleri ortak çalıştı. Ortaya gri renklere boyanmış, otomobillere karşı pek ilgisi olmayan, benim bile dikkatle izlediğim bir tasarım ortaya çıktı. Uçakla birlikte satılan otomobil için fiyat bilgisi pek paylaşılmıyor. Ancak bugün sıfır yani fabrika çıkışlı bir Phenom 300'ün fiyatı yaklaşık 9 milyon dolar civarında. İlk uçuşunu 2008'de yapan uçak 2009'da sertifikasyonunu tamamladı ve hizmete girdi. Bugüne kadar 450'nin üzerinde imal edildi. Toplam 7 koltuğa sahip Phenom 300, 956 metrelik pistlerden havalanabiliyor. 15.000 metreye tırmanıyor. Menzili ise 3.650 kilometre. Havacılıkta sık sık otomobil üreticileri ile uçak veya helikopter imalatçıları ortak hareket ediyor. Özellikle lüks araç markaları bu konuda farklı adımlar atıyor. Geçmiş yıllarda İtalyanların otomobil ve uçak imalatçıları bir işbirliğini hayata geçirmişti. Ferrari, Piaggio P180 ile ortak bir tasarım yapmıştı. Hatta Ferrari grubu halen Piaggio P180 tipi özel uçağı kullanmaya devam ediyor. Keza helikopter üreticileri için de benzer işbirlikleri gerçekleştiriliyor. Airbus Helicopters ile İngiliz imalatçı Aston Martin birlikte tasarım yapmıştı. Tek motorlu ACH-130 helikopterinin kabin ve koltuk tasarımları Aston Martin mühendisleri tarafından gerçekleştirilmişti. Klasik Aston Martin renkleri ve tasarım helikopterde yerini almıştı. Yaklaşık 3 milyon dolardan satışa sunulan helikoptere Uzak Doğu, Güney Amerika ve Yeni Zelanda'dan talep gelmişti. Kabini VIP tasarımına sahip helikopter toplam 7 yolcu taşıyabiliyor. Bu arada Aston Martin'in 2 yıl önce şehir içi ulaşımında kullanılacak bir elektrikli helikopter tasarımını da yaptığını hatırlatmakta fayda var. 3 koltuk kapasiteli hava aracı 4 motorla havalanabilecek. Farklı aerodinamik yapısı ile yüksek hızlara çıkabilecek. Majestelerin ajanı 007'nin bu hava aracını ne zaman kullanacağını henüz bilmiyoruz tabi. Uzun yıllardır 007 James Bond Aston Martin otomobilleri kullandığını da hatırlatmamızda fayda var.
Airbus Helicopters daha önceden de Mercedes'le bir işbirliği yapmıştı. Çift motorlu H-145 serisi helikopterlerin kabini Mercedes mühendisleri tarafından tasarlanmıştı. Otomobil ve havacılık endüstrisi tasarımdan imalata birçok teknolojiyi ortak çalışıyor. Uçak veya havacılık mühendisleri örneğin Formula F1 araçlarının dış tasarımlarında görev yapıyor. Yüksek hıza sahip otomobiller rüzgar tünellerinde deneniyor.